Dostlar, şimdi size dığımdan beri ekleri ve kelimeleri hakkında bilgi vereceğim. Nasıl? Dığımdan beri, diyimden beri, duğumdan beri ve düğümden beri şeklinde 4 versiyonu var. Tabii fıstıkçı çaap varsa diğer ekstra DT değişimi de olacak. Evet, dığımdan beri. Burada bir zaman var arkadaşlar. Bir zaman var ve bu zamanın başlangıcı hakkında biz konuşuyoruz. Zamanın başlangıcı. Haydi beraber örneklere bakalım. Ben doğduğumdan beri burada yaşıyorum. Ben doğduğumdan beri. Ben doğdum. Yani mesela 1980, 1990. Doğduğumdan beri. Burada başlangıç 1980 veya 1990. Sizin doğum tarihiniz hangi tarihse başlangıç bu oluyor. Doğduğumdan beri burada yaşıyorum. Diğer örnek. Ben Türkiye'ye geldiğimden beri çalışıyorum. Diyimden beri. Burada yine ben kendim hakkımda konuşuyorum. Türkiye'ye geldim. Mesela 5 yıl geçti ve arkadaşıma söylüyorum. Türkiye'ye geldiğimden beri çalışıyorum. Şimdi 100 bin dolarım var falan gibi. Diğer örnek. İştesiniz ve akşam oldu ve arkadaşınız diyor ki Ali veya Mehmet veya Muhammed veya Ayşe, bitkin görünüyorsun, yorgun görünüyorsun. Ne oldu? Cevap. Sabah uyandığımdan beri hiçbir şey yemedim. Başlangıç uyanma vakti. Sabah uyandığımdan beri hiçbir şey yemedim. Uyan a var. Bu yüzden dığımdan beri çalışıyor. Yani fiildeki son ünlü a ise dığımdan beri olacak arkadaşlar. Diğer örnek. Bir arkadaşınız var ve bu arkadaşınız sizi çok seviyor. Ve size dedi ki, dostum, arkadaşım, seninle tanıştığımdan beri çok mutluyum. Veya siz eşinize söyleyebilirsiniz. Seninle tanıştığımdan beri çok mutluyum. Veya seninle evlendiğimden beri çok mutluyum diyebilirsiniz. Haydi söyleyin. Diğer örnek. Dizide iki tane aşık var ve bu iki aşık konuşuyor. Kız diyor ki, ben seni gördüğümden beri sana aşığım. Seni gördüğümden beri. Yani ben seni gördüm. Start, başlangıç, o an, o zaman. O zamandan beri. Seni gördüğümden beri sana aşığım. Burada gör, ö var. Son vokal ö olduğu için düğümden beri şeklinde kullanılıyor arkadaşlar. Tamam? Yani ö ve ü'den sonra düğümden beri olacak. Unutmayın. Diğer örnek. Arkadaşınıza yemeğe gittiniz. Akşam yemeği yediniz. Arkadaşınız size tavuk yapmış. Çok lezzetli bir tavuk yapmış. Ama hafta sonu girdi araya ve pazartesi yine ofiste arkadaşınızla buluştunuz. Ve arkadaşınıza dediniz ki, senin yemeğini yediğimden beri midem çok kötü. Senin yemeğini yediğimden beri midem çok kötü. Galiba tavuk biraz problemliydi. Galiba tavuk bozuktu, taze değildi. Arkadaşım, yemeğin lezzetliydi ama senin yemeğini yediğimden beri midem bozuk. Ye, e var. Bu yüzden diyimden beri şeklinde kullanılıyor arkadaşlar. Yani e, i'den sonra diyimden beri olacak. Tamam. Diğer örnek. Doktora gittiniz ve doktor size ilaç verdi ve ilacı içtiniz. Çünkü hastasınız.
Biraz önce hatırlıyorsunuz, arkadaşınız size yemek ısmarladı, yemek hazırladı. Problemliydiniz biraz. Midenizde problem vardı. Her neyse, doktora gittiniz ve doktor size ilaç verdi. Dananım, çok iyi. Ve şöyle söylüyorsunuz arkadaşınıza. İlacı içtiğimden beri daha iyi hissediyorum. İlacı içtiğimden beri daha iyi hissediyorum. Veya kullanmak fiili. İlacı kullandığımdan beri daha iyi hissediyorum diyebilirsiniz. Bu arada içtiğimden beri. Burada fıstıkçı çağıp var. İç, ç, ç. Ç'den sonra D hayır çalışmıyor. D tatile gidiyor. Güle güle D. T oluyor arkadaşlar. Kural fıstıkçı şahap. F, S, T, K, Ç, Ş, H, P seslerinden sonra D never. Nilza asla yok. D tatilde T çalışıyor. Tamam. Pekala. Evet şimdi ödev zamanı. Arkadaşlar ben bla 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 dığımdan beri, diğimden beri, doğumdan beri, düğümden beri şeklinde sizden iki tane cümle istiyorum. Lütfen aşağıya yazıyorsunuz. Bu sizin ödeviniz. Tamam? Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.